Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda domain ortamında BG Info yapılandırması ve grup polisi ile kullanıcılara dağıtma konusundan bahsedeceğim. BG Info'da amaç bildiğiniz ve henüz öğreneceğiniz üzere kullanıcıların masaüstü ekranlarına temel bilgileri yazdırmaktır. Böylece bir bilgisayarda oturum açan kişiler ekranın belirlemiş alanında kullanıcı, sistem ve bilgisayarla ilgili bilgileri görebilirler. Hazırsanız işlemin nasıl yapıldığını anlatalım. İlk olarak hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım bağlantıya gidelim. Karşımızda bu şekilde bir sayfa gelecek. Buradan arkadaşlar şuraya tıklayarak BG Info uygulamasını bilgisayar ayarlarımıza indirelim. İndirdikten sonra şu şekilde üstünü sağ tıklayıp klasöre çıkartalım. Klasöre çıkarttıktan sonra klasörün içine girelim arkadaşlar ve burada sadece BG info olan uygulamayı çalıştıralım. Çalıştıktan sonra karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek arkadaşlar. Burada ön izleme yapmak için preview kısmını tıklayabilirsiniz. Preview kısmını tıkladığınız zaman bakın sağ tarafta kullanıcı ile ilgili bilgiler yer aldı. Burada yine position kısmında arkadaşlar konumlandırmak istediğiniz alanı seçebiliyorsunuz. Mesela sağ üst kısmı konumlandırmak için buraya tıkladıktan sonra OK dediğinizde bu bilgiler sağ üst kısma taşınmış oluyor. Şimdi bunun içeriyle ilgili değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin mesela gereksiz olan kısımları buradan çıkartabilirsiniz. Hemen hızlı şekilde istemediğim bazı bilgileri buradan çıkartalım. Tabi buradaki bilgiler İngilizce olarak geliyor. İsterseniz bunları Türkçe'ye dönüştürebilirsiniz. Kendinize göre gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra Preview diyelim. Ardından File kısmına gelelim. Save As diyelim. Buradan tekrar masa üstüne gelelim. BG Info klasörünün içine girelim. Dosya adına BG Info Config diyelim ve kaydedelim. Ardından okey diyelim. Bakın şu şekilde kaydettiğimiz bginfo jonfig dosyası buraya gelmiş oldu. Şimdi arkadaşlar masa üstünden bir not defterini açalım. Not defterini açtıktan sonra hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bıraktığım komutu buraya yapıştıralım. Burada sadece şurayı bakın sadece şurayı kendinize göre uyarlayın. Bu benim domain adım bu. techworm.intra. Size neyse arkadaşlar bununla değiştirin. Aynı şekilde burayı da değiştirin. Diğerlerinde herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Bunu yaptıktan sonra file kısmını tıklayın. Save Bas diyelim. Buradan tekrar arkadaşlar masa üstündeki BG Info klasörünün içine girelim ve dosya adına BG şeklinde yazalım. BG şeklinde yazdıktan sonra kayıt tipini arkadaşlar All Files yapalım. Yani tüm dosyalar yapalım ve ardından kaydedelim. Bakın şu şekilde arkadaşlar bat dosyamız geldi. Şu pencereyi kapatalım. Bunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar bu BG Info klasörünü sağ tıklayıp kopyala diyelim. Ardından bilgisayarımızı açalım. Buradaki arama kısmına slash slash domain adı şeklinde yazalım ve enter yapalım. Bakın netlogon klasörümüz burada net içine girelim ve kopyaladığımız bg info klasörünü buraya yapıştıralım. Aynı zamanda içini de kontrol edelim. Şimdi grup polisi editörünü açalım. Grup polisi editörünü açtıktan sonra domain adımızın üzerine sağ tıklayıp yeni bir tane arkadaşlar GPO yani grup polisi oluşturalım. Buna bg info adı verelim. OK diyelim. Bakın şu şekilde oluşturduğumuz grup polisi buraya geldi. Ardından domain adımızı tıklayalım ve buradan şuraya gelelim. Devenden BG Info'yu seçelim ve buradan üst sıraya taşıyalım. Üst sıraya taşıdıktan sonra tekrar BG Info'ya gelelim. Gelen uyarı OK diyelim. BG Info'nun üzerine sağ tıklayıp edit diyelim. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada yapacağımız işlem user konfigürasyonunun hemen altındaki polisiyesi açmak. Ardından Windows Settings'i açmak ve buradan script'i tıklamak. Bakın şu şekilde arkadaşlar bir pencere geldi. Buradan logonu seçiyorum. Ardından add kısmına geliyorum. Buradan browse'u seçiyorum ve şuradaki arama kısmı aynı şekilde slash slash //domain adımı yazıyorum. Domain adımı yazdıktan sonra git seçeneğini seçiyorum. Netlogon klasörünün içine gidiyorum. BG info klasörünün içine gidiyorum ve burada oluşturmuş olduğum bat dosyasını çift tıklıyorum. Bakın şu şekilde BG info bat dosyamızın yolu buraya gelmiş oldu. Şimdi OK diyelim. Apply diyelim ve tekrar OK diyelim. İşlemimiz tamamlandı. Şimdi GP update force komutunu kullanalım. Böylece yaptığımız tüm değişiklik sisteme uygulanmış olacak. Evet komutumuz uygulandı. Şimdi bir kullanıcıda oturum açıp kontrol edelim. Ve oturumumuz açıldı arkadaşlar. Bilgileri ekrana yazdırma işlemimiz sorunsuz bir şekilde çalıştı. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.